Şimdi Bahamet, korkunç olayları sadece bu mecliste yaşamıyoruz. Bir de bunu meşrulaştıran bir anlayış var. Demin burada anlatmaya çalıştım. İktidar en tepeden en yerele kadar şiddeti meşrulaştırıyor, şiddeti yayıyor, şiddeti övüyor ve şiddeti topluma karşı da uyguluyor. Bakın bu mecliste Ali Bozan, Mersin Milletvekili Ali Bozan vekilimiz yüzlerce kişi tarafından linç edilmeye çalışıldı. Gelip onu yumruklamaya çalıştılar. Bir halkın vekilini, ama bu şiddet için özür dilemesi gerekenler, bu şiddet için utanması gerekenler kalkmış şiddeti meşrulaştırıyor ki Cumhurbaşkanı baş danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyesi Oktay Saral ne diyor bakın. Sayın Adil Karam İslamoğlu hemşerimi tebrik, terör yuvası demin mensubu Ali Bozan'a hak ettiği muameleye cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Oflu duruşuna ellerine sağlık. Sadece Sayın Kılıç Koççi, lütfen tamamlayın. Bu kişi mi? Hayır. Eski AKP milletvekili Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Doyucu de aynı şekilde eline ayağına sağlık Sayın Adil Kara İsmailoğlu Bakanım diyor. Ama yok, bir de dön partiyi değiştirip fırıldak olan düşkün biri var. Onun adını bile anmaya ihtiyaç duymuyorum. Aynı şekilde tebrik ediyor. İşte budur. Bu mecliste şiddet uygulayıp utanmadan, sıkılmadan Cumhurbaşkanı baş danışmanından en yereline kadar tebrik eden, şiddeti meşrulaştıran, şiddeti öven bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu iktidar anlayışı vekile bunu yapıyor, işte halka ne yapar? Bunu cezaevinde ne yapar? Gözaltında ne yapar? Mahpusa ne yapar? Yoksula ne yapar? Halka ne yapar sorusunu bütün Türkiye halklarının sorması gerekiyor. Bu tutumu kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağız ve bilin ki bu çoğunlukçu anlayışla, bu güce tapan anlayışınızla asla bize geri adım attıramazsınız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Tabii bu kayın meselesine ilişkin olayı birkaç yönlü değerlendirmek gerekiyor. Ben de biraz önce katibin ifade ettiği gibi devletin ve devletin güvenliği, milletin huzuru açısından bazı tedbirler gereklidir. Bu tedbirlerin tabii bir yasal dayanağı da olmak zorundadır. Bu yasal dayanakların da denetim mekanizması bağımsız ve tarafsız yargıdan başka bir yer değildir. Dolayısıyla siyasi bir iradenin bu denetim mekanizması yerine geçerek işlem tesis etmesinin sonuçlarını hepimiz zaman zaman olumsuzluklarıyla tecrübe ettik. Burada önemli olan şu, burada eğer seçilmiş bir belediye başkanını görevden alıyorsanız, oradaki belediye meclis üyelerinden seçim yaptırırsınız, onların içinden bir tanesi belediye başkanlığı görevine devam eder. Onda bir usulsüzlük varsa onu alırsınız, tekrar seçim yaptırırsınız. Bu ta ki terörle irtibat ve iltisak ve terörle mesafe koyma kararlılığını benimseyene ve bu kararlılığını uygulayana kadar. Ama hiçbir şekilde devletin ve milletin egemenlik haklarını göz ardı etmeden ama milletin iradesini de gasp etmeden bunu götürmek zorundayız. Biraz önceki hatiplerin ifadelerinde de ve söz konusu araştırma önergesinde de yolsuzluktan bahsedildi. Burada tabii yolsuzluğun tasnifiyle ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Zira yolsuzluğu yapan tarafın ve yolsuzluğun muhatabı gibi bir ayrım söz konusu değil. Türkiye'de uzun zamandır yolsuzluğa ilişkin genel kabul, neden çaldın değil, benim payım nereden üzerinden. Dolayısıyla yolsuzluğun Türkiye'de uzun zamandır meşrulaşması, hatta olağanlaşması ve yolsuzluğun artık kamunun diğer alanlarda da sirayet etmesi bu fütursuzluktan kaynaklanıyor. Burada sadece bir etnisiteye, sadece bir mezhebe, sadece bir dine dönük bir yolsuzluktan bahsetmiyoruz. Bu bir devlet insanı kültür yoksunluğundan bahsediyoruz. Devlet aklı ve devlet ahlakı yoksunluğundan bahsediyoruz. Bugün DEM Parti'nin verdiği önerge konusunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iddiaların araştırılması, buna benzer tüm iddiaların araştırılması da elzemdir. Araştırılsın. Eğer bunlar birer iddiaysa, hatta ithamsa, hatta isnatsa bu ortaya konulsun. İlgili önerge veren partinin de önüne bu belge bir delil ve tarihi bir not olarak ortaya konulsun. Değilse de bu sorumlular hakkında gerekli tüm işlemleri tesis edilerek devletin bu şaibeden arındırılması gerekmektedir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Poyraz. Öneri üzerinde diğer söz talebi
Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e ait. Sayın Bingöl, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kayyum meselesi Türkiye için gerçekten kabul edilebilir bir mesele değil. Bir defa antidemokratik bir anlayış. Seçimle gelen, seçimle gitmeli şiarı bizim temel anlayışımızdır. Hiç kimsenin bakış açısıyla halkın iradesine ipotek konamaz. Seçilmişse bir sonraki seçime kadar görevini yapmakla yükümlüdür. Çünkü seçildiği bölgedeki vatandaşlara sözü vardır. Onların oyuyla o makama gelmiştir. Kayyum atanıyor. Peki ne oluyor kayyum atanınca? Kayyum atananlar orada zevk-ü sefa içerisinde süreçlerini tamamlıyorlar ve çekip gidiyorlar. Denetim yok. Hiçbir şekilde ne yaptıkları sorgulanmıyor. Görevlerine dönüyorlar. Geçen gün İçişleri Bakanı şunu diyor. Biz kayyum atamaktan çok keyif almıyoruz. Eyvallah. Ama atanan kayyumlar çok keyif alıyorlar. Çok keyif alıyorlar. Yaptıkları usulsüzlük el değiştirdiğinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi kayyum belediyelerin borçlarından bahsediliyor. Ama geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullandı. Belediyelerin SGK borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynak ne? İller Bankası ödenekleri. Tahsil edin. Zaten zor koşullar içerisinde belediyecilik yapmaya çalışan belediye başkanları maaş ödemekte bile zorluk çekecekler. Sıkıntıyı kim yaşayacak? O çalışanlar yaşayacak. Belediyelere bakıyoruz. Korkunç yüklerle devredildi. Örnek Bursa Belediyesi. Az önce Bursa Belediyesi'nin SGK borcunun sıfır olduğu söylendi. Oysa 2017'de AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş şunu diyor bir söyleşisinde. Büyükşehir Belediyesi'nin borçları anca yeni borçlanma olmazsa 2032 yılında biter. Korkunç bir rakam. Ve bu belediye şimdi CHP'li belediye oldu ve bu borçlarla adeta boğuşuyor. Hiç merak etmeyin. CHP'li bütün belediyeler bunların hepsinin üstesinden gelir. Borçları da öderler, yatırım da yaparlar, emekçilerini de mağdur etmezler. Şimdi kaynağından kesilecek. Geçmişte yapılandırma yapıldı da AK Partili belediyelerden kaynağından mı çekildi? Yok, kesildi. Yok. Ne yapıldı? Cami arsaları, trafo arsaları kullanılmayan arsalarla mahsup edildi. Şimdi bunu niye yapmıyorsunuz? Kaynağından kesmeye kalkışıyorsunuz. Bakın şu anda Türkiye'de en büyük gayrimenkul zengini kuruluş SGK'dır. İşte o mahsup yapıldı ya, AK Partili belediyeler kendi borçlarını cami arsalarıyla, trafo arsalarıyla takasladılar ya. İşte Sayın Bingöl, lütfen tamamlayın. Bir gayrimenkul zenginidir SGK kurumu. Başka bir şey, şimdi belediyelerin borçlarını 24 saatte hazırlık yapılmış demek ki. Bakan açıkladı. Sayın Bakan, aynı duyarlılıkla çitlerin de SGK borçlarını açıklar mısınız lütfen? Bugün soru önergesi verdim. Umarım kısa zaman içerisinde bakan kitlerin de SGK borçlarını açıklar ve kamuoyunu bilgilendirir. Açıklamazsa biz de vallahi ne gerekirse yapacağız. O borçların ne olduğunu görmek istiyoruz. Acaba o kitlerin de kaynağından SGK borçlarını Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla kesilecek mi? Bunu da göreceğiz. Belediyelere yapılmak istenen sadece elini kolunu bağlayıp hizmeti aksatmaktır. Unutulmasın ki CHP'li ve diğer belediye başkanları sadece kendisine oy veren vatandaşlara hizmet etmiyor. Orada yaşayan